Ee, Almanya Sınır e, Korumadan Sorumlu Federal Teşkilatı Türkiye'den Almanya'ya kaçak giriş sayısının %254 arttığını açıkladı. Diğer yandan son dönemde Türkiye'den kaçakçılar aracılığıyla Almanya'ya gelenler sınıra yakın bir noktada bırakılarak tamamen kendi kaderlerine terk ediliyor. Geçen yıla kıyasla Almanya'ya kaçak giriş yaptığı tespit edilen Türkiye vatandaşı sayısı %254 arttı. Almanya'nın sınır korumadan sorumlu federal teşkilatının açıklamalardaki Türkiye vurgusu ise dikkat çekiyor. Sığınmacıların ya da kaçakçıların Türkiye ile olduğu veya yakalanan sığınmacıların çıkış ülkesinin Türkiye olduğu göze çarpıyor. Veriler Münih Federal Polis Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Buna göre Ocak-Eylül 2022 tarihlerinde sınırda 5362 Türkiye vatandaşı tespit edildi. Geçen yıl aynı tarihlerde bu sayı 2531 Pandeminin damga vurduğu 2020'de ise 1629'du. 2020 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise artış %368 oluyor. Ayrıca Ocak-Eylül 2022'de 185 Türkiye'li vatandaş insan kaçakçılığından yakalandı. Bu sayı geçen sene 111, 2020'de ise 56 idi. Resmi verilere göre Türkiye'den gelenler Balkan rotasını kullanarak Çekya veya Avusturya sınırı üzerinden Almanya'ya giriş yapıyor. Sığınmacıların beyanlarına göre göçmenler kaçakçılara kişi başına 6.000 ila 8 bin euro arasında para ödüyor. Federal polis açıklamasında önceki yıllarda kaçakçıların daha organize hareket ettiklerine dikkat çekildi. Buna göre son dönemde Türkiye'den kaçakçılar aracılığıyla Almanya'ya gelenler sınıra yakın bir noktada bırakılarak tamamen kendi kaderine terk ediliyor. Bunun son örneklerinden biri Bavyera eyaletinde tren yapılan kimlik kontrolünde yakalanan 6 Türkiye'li genç oldu. Gençler polise Avusturya'dan kamyonla kaçak geldiklerini söyledi. Türkiye'de ekonomik durumun kötü olduğunu ve Almanya'da çalışmak istediklerini anlattılar. Ancak Almanya'da ekonomik gerekçeler iltica başvurularında geçerli bir sebep sayılmıyor. Bu gençlerin de büyük olasılıkla geri gönderilecekleri tahmin ediliyor. Türkiye, Almanya'ya sığınma başvurusu yapanların geldiği ülkeler sıralamasında Suriye ve Afganistan'ın ardından 3. sırada. Türkiye vatandaşlarının başvuruları geçen seneye göre %148 arttı. Söz konusu başvurular sadece ilk kez yapılan iltica başvurularını kapsıyor. Diğer yandan Almanya, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeşil kartına benzer bir şekilde fırsat kartı uygulamasını yürürlüğe koymaya hazırlanıyor. Uygulamayla Avrupa Birliği vatandaşı olmayanların Almanya'da çalışmasının kolaylaştırılması hedefleniyor. Bu çerçevede üniversite diplomasının olması, en az 3 yıllık meslek deneyimi Almanca bilgisi veya Almanya'da önceden yaşamış olmak, 35 yaşının altında olmak gibi şartlardan en az üçünü yerine getirmiş olmak gerekiyor.